oluyor ya? Manyak mısın? Niye gittin Cemile'ye? Ben Cemile'ye mi gittim? Cemile! Cemile! Ne oluyor be? Annemi özlemiş. Sersem sersem konuşma. Dışarı çık! Sarhoş bu. Cemile. Ne oluyor? Cemile. Bak gecenin yarıları buraya kadar geldim. Gel aşağı. Ne yapayım, alkışlayayım mı? Ya alay etme. Alay etme Cemile, bak. Bak bunları görüyor musun? Para, kazandım işte. Bak kazandım. Para. Ha kazandım. Bak para. Nereden buldun onları? Cikletten mi çıktı? Alay etme Cemile. Lan alay etme ulan. Alay etme Cemile. Allah. Gel aşağı. Ali, bak sarhoşsun. Git evine, yat, uyu. Sen çocuklarına söyledin mi? Sen ne diyorsun? Cemile. Çocuklara söyledin mi? Babam ne diyor anne? Ne söyleyecekmişim bize? Ama sarhoş işte. Sen çocuklarına söyledin mi Cemile? Ya ne diyorsun sen? O balıkçı bozuntusuyla evleneceğini çocuklarına söyledin mi? Söylemedin. Anne babam ne diyor? Var mı böyle bir şey? O balıkçı bozuntusuyla evleneceğini söyledin mi Cemile? Ha? Çocuklar söyledi mi lan? Hadi söyle Cemile, evlenecek misin o balıkçıyla ha? Söyle Cemile, evlenecek misin o balıkçıyla? Ha? Siz durun burada. Ali, biz boşandık. Unuttun mu? Ben artık senin karın değilim. Senin kabul. Benim üzerimde artık hiçbir hakkın kabul. Yok. Sen bunu anlasana. Kabul, kabul, kabul. Boşandık. Tamam, ha. Boşandık. Evet, ama olmaz. Müsaade etme. Takamaz. Senin karın Karolin. Balıkçı Karolin'e mi baktı? Öyle bir baksın var ya, gözlerini uyarım. Senin başına da bakamaz. Sana da bakamaz. Müsaade etme. Olmaz. Sen artık hala anlamıyorsun değil mi? Senin benim üzerimde bir hakkın yok. Bu balıkçı şerefsizin teki. Gitti be. Şerefsiz. O yalnızca çok acı çekmiş bir adam. Hı. Sevdiklerini kaybetmiş. Hı. Onun yaşadığını başkaları yaşasaydı kim bilir şimdi ne halde olurdu. Adam gene iyi dayanıyor. Vay. Vay. Laf da söyletmiyorsun ha? Ateş bacayı sardı galiba. Ateş bacayı sen daha iyi bilirsin Ali Kaptan. Benim. Ali. Ay Allah. Ali. Aşkım. Ne yapacağız? Sızdı bu. Babam söyledikleri doğru mu anne? Evet anne. Balıkçı sana evlenme teklif etti mi? Babanla balıkçı kavgaya tutuştular. O sırada öfkesinden, kızgınlığından öyle bir şeyler söyledi. Zırvaladı işte. Çocuğum bunun ciddiye alınacak tarafı mı var? Hem şimdi sırası mı canım bunları konuşmanın? Sızdı kaldı babanız. Vallahi burada bırakırsak bunu donar ölür. Köpekler çakallar yer şimdi bunu. Bırakalım yesinler. Ama yerler mi bilmem.
Babam yani. Oğlum bırakılır mı burada? Anne bırak ya, belayı başımıza mı saracaksın yine? Sen git bunun karısına haber ver. Gelsin alsın toplasın kocasını. Kim ben? Ben gitmem, ben ne gideceğim ya? Niye gidiyorum ben? Oğlum inat etme işte, hadi git. Yoksa burada kalırsa başımıza dert olur. Dert benim öbür adımdır anneciğim. Yılışma be. Yürü. Tamam tamam, gidip haber vereyim Cici anneme. Ha, eğer sen de bize Cici Baba getireceksen önceden haber ver anne. Babam gibi sürpriz yapma. Şimdi bu ciddi miydi, şaka mı yaptı? Ben anlamadım. Ali. 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 Baba. Yoksa ben polis çağıracak. Korkma, sana bir şey yapacak değilim. Sana haber vermeye geldim. Ne haber vereceksen? Kocam bizim evin önünde zıbardı, gel al. Zıbardı. Ne demek zıbardı? Yani kocam bizim eve geldi, orada sızdı. Yolun ortasına uzandı, yattı. Tamam mı? Ali niye yatsın sokakta? Olmaz öyle, yalan söylüyorsun. Ne yalan söyleyeceğim be? Bak içki içmiş, içki. Tamam mı? Bayılmış. Gel al. Yalancı sen. İyi vallahi sen bilirsin. Gelip almazsan orada kurtlar, çakallar yer kocanı. Kocasız kalırsın bak benden söylemesi. Hadi eyvallah. Nereye? Nasıl gidecek sizin ev? Şimdi geçe. Allah'ım ya. Bekliyorum hadi. Benle gel. Ali kaptan. Mete bir yardım etsene. Hadi oğlum. Senin kocanı taşıyoruz burada. Ölü aval aval bakacak mısın? Gel buraya. Ama ben yapamam böyle. Ay neden? Saçına toz mu bulaşır? Üstüne çamur mu gelir? Gel buraya. Dur abi, dur.
Hadi siz eve gidin. Halil, ne yaşın var bu ara? Nereden geldi? Yarın sabah ayıldığında ona sorarsın. Nereden geldi sana? Bana söyleyecek şeyleri varmış. Ha, ne söyledi? Çok para kazanmış. Onu söyledi. Bak, yerlere dağıttı paraları. Bunun için geldi sana. Bir de talibim var da, onu duymuş, sinirlenmiş. Ne demek talip? Benle evlenmek isteyen biri var yani. O adamla evlenirim diye korkuyor. Sen evlenecek Ali kız diyor sana. Ya. Ne dikiliyorsunuz siz burada? Ben size eve girin demedim mi? Eve girin demedin, eve gidin dedin. Çok iyi. Evet. Balıkçı bana evlenme teklif etti. Ama ben kabul etmedim. Yani henüz. Ayrıca kabul edecek olsam bile... Mesela... Sizin fikrinizi almadan ben böyle bir şey yapmam. Sizin düşündükleriniz, dedikleriniz benim için çok mühim. Ben sizin içinize sinmeyen hiçbir şey yapmam, bunu böyle bilin. Anne. Olur ya, ciddiye alacak olursun da... Yani sadece balıkçı için değil. Bir başkası da olabilir ileride. Ciddiye alacağın biri çıkarsa karşına. Böyle abuk subuk değil de... Adam gibi ciddi bir şekilde evlenmek isterse seninle... Bizden yana sakın sıkılma anne. Zaten zor bir hayat yaşıyorsun. 4 çocukla tek başına bir kadın için çok zor. Biz bunu biliyoruz. Ben tek başıma değilim ki. Sizler varsınız. Ayrıca ben senin evine gideceğini düşünürken... Siz benim için dünyadaki en değerli şeysiniz.
Siz bir yana, dünya bir yana. Sizi sevmek yeter. Sizin de beni sevdiğinizi bildikten sonra. Canım. Sen bana bakma anne ya. Ben babaannem haklı, ben deli başın tekiyim. Ablam doğru söylüyor. Senin de bir hayatın var. En azından babam kadar değerli bir hayatın var. O hayatı kendin için yaşamak senin hakkın annem. Böyle başkaları ne der diye istemediğin bir hayat sürmek zorunda değilsin. O da benzer şeyler söylemişti. Kim? Balıkçı. Balıkçı ne demişti Ali sayısına? Başkaları ne der diye... ...yaşamak istediğin hayattan vaz mı geçeceksin demişti. Bir de... ...insanı insan yapan... ...aşktır. Dedi. Annem aşktan söz ediyordu. Şaşırmıştım. Annem yemek yapardı. Bulaşık yıkar, çamaşır yıkar, alışveriş yapardı. Yerleri silerdi, çocuklarına bakardı. Annemin hayatında aşk yoktu. İşte bu yüzden bazen gizli gizli ağlardı. Gözyaşlarını kuytularda akıtır ve mutsuzluğuyla barışırdı. Aşk... Kaybedilmiş değerli bir mücevherdi. Belki biri bulur da getirir diye bekliyordu. Tanıdığım bütün anneler gibi. Bekliyordu ve umuyordu. İyi o zaman. Şu balıkçı bir gelsin de tanışalım. Ne? Nereye gittin Cemile'ye? Ben Cemile'ye mi gittim? Evet doğru. Dün gece gittim. Sen neden hala Cemile peşinde? Çünkü o balıkçı bozuntusu Cemile'nin peşini bırakmıyor. Cemile ile evlenmek istiyor. Alde. Sen yine kaptan. İş kodu patron olduk. Çok para kazanacak biz. Cemile unut, balıkçı unut. İşe bak, çalışmaya bak. Yoksa işi ben yaparım. Patronu çıkarır ha? İşi sen devralırsın. Evet. Beni kovarsın ya. Kocanı. Evet. Sen Cemile'nin peşinden gelecek. Sen işleri batıracak. Sen Kaolin Atay sana öyle bakacak. Yok Ali. Öyle olmaz. Ben sana dedi daha önce. Ben Cemile diye. Sen akıllı ol Ali.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.